Ligin son haftası, yani sondan 3. haftası Sarıyer maçı. O maçta bizim sahamızın kapatılması, ceza almamız. Bize göre sudan bir sebeptir. Şimdi hatırlamıyorum ama o zamanlar öyle geliyordu. Belki gerçeklik payı da olabilir de. Sarıyer maçını, o dönemin hatta başbakanımız Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in Sarıyer kulübünde as başkan mı, onursal başkan olduğu filan söyleniyor. Bizim sahamızın kapatıldıktan sonra o zamanki kurallar gereği 100 kilometre, şehrin 100 kilometre dışında başka bir sahada oynanması gerekirken maçın Bursa'ya alınması, Bursa'da Sarıyer maçının Sarıyer'e avantaj sağlayacak şekilde Bursa'ya alınması. Yani orada bizim her türlü yenebileceklerini düşündüler herhalde. 3-1. Karabükspor cezası nedeniyle Bursa'da oynanan maçta Sarıyer'i iyice dibe itti. Karabükspor'un gollerini Levent, Ümit ve Uğur attı. Sarıyerli Beyhan'ın golü fayda getirmedi. Sarıyerli Birol kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bursa'da ligin dibindeki iki takım için ölüm kalım mücadelesi. Karabükspor ve Sarıyer bugün ligde kalma yolunda ya tamam ya devam diyecekler. Beraberlik halinde ise iki takım adeta el ele tutuşarak uçurumdan aşağı atlayacaklar. Ama bizim oraya gitmemizde zaten motivasyonumuz çok farklıydı. Ayrıca o sahaya çıktığımız zaman inanın hala tüylerim diken diken oluyor. Bursa'da Karabük'ten gelen o maraton tribünü full bir şekilde Karabük'ten gelen seyirciler doldurmuştu. Diğer tribünlerde de yani bu takdiri ilahi midir işte o zaman Karabükspor'a hep anlatıyoruz. Duyulan bir sevgi, sempati vardı. Bursa taraftarının bizleri müthiş şekilde desteklemesi. Maçı o gün 3-1 kazanmamız o olayı müthiş şekilde ateşledi. Hadi beyler hadi. Gel hadi dur. Hakem ne görüyorsa onu uygulayacak. İtiraz etmenin hiçbir faydası yok. Oyun düzeninizi bozar arkadaşlar. Onun için itiraz etmeyin. Her iki takıma başarılar diliyorum. Sağ olun. Karşılaşmaya Karabükspor atak başlıyor. Yousef defanstan sıyrılıyor, vuruyor. Top kaleci Metin'den geri geliyor. Daha sonra Tarık'ın vuruşundan sonuç alınamıyor. Karabükspor atağı. 24. dakika. Topa yükselen Levent. Şimdi Karabükspor Sarıyer karşısında 1-0 önde. Gol Levent. Daha sonra Sarıyer atağı. Ali ortalıyor. Şakir uzaklaştırmak istiyor. Beyhan mükemmel vuruyor ve skora denge geliyor. Şimdi Karabükspor 1, Sarıyer 1. Gol Beyhan. Karabükspor galibiyet arıyor. İlhan'ın ortası. Defans uzaklaştırmak istiyor. Ümit'in vuruşu. Top havalanıyor. Ümit tekrar yükseliyor, kafayı vuruyor ve kaleci Metin'i avlıyor. Karabükspor şimdi Sarıyer karşısında 2-1 önde. Ve ilk yarı sona eriyor. Mehmet sen söylesin ilk yarı için. Vallahi ne söyleyeyim işte. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama olmuyor, ne yapalım? İkinci yarı ne olur? İkinci yarı alacağız mı? Başka çaresi yok. İkinci yarı daha iyi olacak. Bundan önce ilk yarı nasıl geçti? Çok iyi bizim için, çok iyi. Şakir ne olur ilk yarı nasıl geçti? İlk yarı iyi geçti, gayet iyi geçti. İkinci yarı daha iyi olacak. Yorum yok, çok kötü oynuyoruz. İkinci yarı inşallah düzelteceğiz. Sarıyer bu dakikalarda beraberlik arıyor. Sercan vuruşu top az farkla üstten dışarı gidiyor. Karşılaşmanın 85. dakikası. Uğur vuruyor ve top ağlarla buluşuyor. Şimdi Karabükspor Sarıyer karşısında 3-1 önde. Gol Uğur dakika 85. Ve hakem Bülent Yavuz karşılaşmanın skoru ilan ediyor. Karabükspor 3, Sarıyer 1. Ve Karabükspor ligde kalma ümidini iyice arttırıyor. Bazı maçlarda yendiğimiz zaman takım eğlenceye götürülüyordu. Hani moral vermek anlamında. İşte maçı kazandık. Yine takımı götürmek istediler. İstanbul'da eğlenmeye götürelim diye bir fikir ortaya atılmıştı. Yalnız takımdaki hiçbir arkadaşımız, önümüzde iki maçımız kaldı. Bizim eğlencemiz işte ligde kaldıktan sonra olacak diye. Hiç kimse kabul etmedi. Aynı şekilde otobüslere binip Karabük'e de hep beraber dönmüştük. O iki maç zaten. Ondan sonraki haftada Bursa'nın